Kızı o halde görmeye dayanamıyorum Bayro. Onu nasıl teselli edeceğimi bilmiyorum. Ne söylemeliyim? O kızın yaşadıkları çok ağırdı, değil mi? Herkes biliyordu. O halde neden? Her şey üst üste geldi. Anan hep gururla söylerdi. Benim bu dünyada iki annem var derdi. Ama baksana. Şu anda biri bile yanında değil. Ben kızı nasıl teselli edeyim? Anne, endişe etmenin kimseye faydası yok. Anandi ile ilgilenmemiz gerekiyor. Biz de pes edersek o zaman... Bayron. Şimdi beni iyi dinle. Bir yolu var. Anandi'ye girdiği bu bunalımdan çıkarabiliriz. Anandi'nin kimin sözünü dinleyeceğini, kimi reddedemeyeceğini, kimin dediklerine itaat edeceğini biliyorum. Anandi'yi şiv konusunda da sadece o insan ikna edebilir. Kimden söz ediyorsun anne? Yakında öğrenirsin. Anandi'nin onu dinleyeceğine eminim. Bu dünyada onu ikna edebilecek biri varsa o da o. Onun sözünden çıkmayacaktır. Yarın sabah erkenden Cesar'dan ayrılmalıyız. Hazır ol, tamam mı? Anladın mı? Cagat, gerçekten çok erken döndün. Cagat, bir dakika. Eve hoş geldin Cagat. Girsene. Gel. Şöyle otur. Otur hadi. Anlat bakalım. Jaipur'da ne oldu? Ailen nasıl tepki verdi? Anandi gerçekten şoka girmiş olmalı. Umarım annenle baban her zamanki gibi seni azarlamamıştır. Ama bu mümkün değil. Özellikle baban azarlamıştır, değil mi? Sana hayatta bol şans dilerim Jagdish. Her zaman mutlu ol. Ne oldu Jagat? Her şey yolunda gitti mi? Jagat, bir şeyler söyle. Ailemle bağlarım koptu. Bitti. Bugünden itibaren... Artık bir ailem yok Gauri.
Cagat, şu anki acını anlayabiliyorum. İnan bana Cagat, senin adına çok üzülüyorum. Zaten bu yüzden kalbini bana aç diyorum Cagat. Biraz rahatlarsın. Cagat, diğerlerini bilmem ama ben hep yanındayım. Her acını ve kederini paylaşmak için. Tamam. Şu anda bunu konuşmak istemiyorsan canım, sorun değil. Başka şeyler konuşalım. Hı? Söylesene, orada iyi bir otel bulabildin mi? Peki gittiğinde hava nasıldı? Yağmurlu muydu yoksa sıcak mıydı? Benim için çok kötü bir gündü Gauri. Bütün günü nezarethanede geçirdim. Cetsarlı kaymakam yüzünden. Şivraj Şekar. Onun yüzünden. Bayım, bakın ne yaptınız? Tüm sebzelerimi mahvettiniz. Sarhoş halde toplum huzurunu bozmak ve görevli bir memura saldırmaktan içeri alın şunu. Götürün bunu. Gidelim. Bir sokak satıcısı için beni nezarete attırdı. Ertesi sabah ailem gelmemiş olsaydı orada kalacaktım. Mahkemeye de gidemeyecektim. Geri zekalı herif. Ne tuhaf adam. İyi de seninle ne alıp veremediği var. Neyse. Şimdi her şey bitti, öyle değil mi? Sonunda anneanneden boşandın. Evine geri döndün. Geçmişi aklından sil. Unut gitsin. Unutayım mı? Nasıl unutacağım Gauri? Yaşadıklarımı bir ben bilirim. Kimi arayıp kiminle konuşacağımı bilemedim. Bizimkilerle konuşmak istemedim. Sen de bu kadar uzakta ne yapabilirdin ki? Sonra birden aklıma geldi. Sadece amcan yardım edebilirdi. Onunla konuştun mu? Gauri, bende numarası mı var? Ha, çok şükür. Ne dedin? Yani onu aramaman çok iyi olmuş. Bence nezarette olduğunu bilseydi hiç iyi olmazdı. Ne düşünürdü bilemem. O sırada hiç fark etmiyordu. Umurumda değildi. Ama sonunda çok fazla sorun yaşamadım. Sadece ailemin gözlerinde acıma ve nefret hissi vardı, o kadar. Özellikle de babamın. Beni oradan dışarı çıkarırken bir bakışı vardı, sanki bir dilenciye yardım ediyor gibi. Mecbur kalmasa onu da yapmazdı ya. Ama duruşmaya yetişmem çok önemliydi tabii. Babaannemle babamın sabah sabah nereye gittiklerini merak ettim. Kimse bir şey söylemedi. Aa evet, annemin önemli bir işi vardı. Birkaç resmi evrak imzalamaya gitti. Bu akşam dönecekler. Evet Kaymakam Bey. Rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. Ama yarım saat içinde bakanlık müfettişi benim ofisime gelecek. Okulu büyütme projemizle ilgili onu görüşmeye davet ettim. Acaba ofisime uğrayabilir misin? Gerekli olmasaydı inanın sizi rahatsız etmezdim. Eğer isterseniz sizi evden alabilirim. Şimdi ofisten çıkıyorum. Hayır hayır. Zahmete girmenize hiç gerek yok. Kendim gelirim. Dediğiniz gibi. Okul meselesi. Pekala, görüşürüz.
Amca. Kaymakam Bey'in ofisine gitmem gerek. Şoför beni bırakabilir mi? Evet, bırakır. Evet. Şimdi hatırladım, şoför evde değil. Bir akrabasının düğününe gitti. Hey anneanne. Kaymakam Bey az önce telefonda bunu demedi mi? İstersen seni alabileceğini. Bu yüzden ona zahmet etmeyin demiyor muydun? Evet yenge. Ama neden gelsin? Kendim gidebilirim, öyle değil mi? Tamam, sen neden endişe ediyorsun? Seni ben bırakırım. Şimdi mi çıkacaksın? Evet amca, ama işlerine engel olmak istemem. Anandi, sana işim olduğunu söyleyen oldu mu? Ha? Hadi. Tamam, ben gidip çantamı alayım o halde. Evet, tamam. Dinle. Neden Anandi'ye seni ben bırakırım dedin? Ya ama ben... Şiv gelip onu alabilirdi. Dinle. Şu ana dek sadece annem Şiv'le evlenmeye ikna etmeye çalıştı. Ama biz de bir şeyler yapmalıyız. Anandi Şiv'le ilgili fikrini değiştirebilir ve onunla daha uygun dille konuşmaya başlayabilir. Ancak o zaman birbirlerine ısınabilirler. Evet. Sanırım haklısın. Ama ne yapabiliriz? Anandi'yi Şiv'le gitmeye zorlamak için bir şeyler yapmalıyız. Harika. Bu dediğin çok akıllıca. Annemin yanında dolaşa dolaşa çok şey öğrenmişsin. Şimdi çabuk düşün, ne yapmalıyız? Şimdi mi? Ama daha şimdi ona seni bırakırım dedim. Şimdi nasıl olmaz derim. Bir fikrim var. Ne? Gidelim amca. Hadi gidelim. Sen nereye gidiyorsun yenge? Aslında ben mabede gideceğim. Bu yüzden sizinle gelsem iyi olur. Seni Şiv'in ofisine bırakır, sonra beni mabede götürür. Aslında anneanne, mabede yalnız da giderdim. Ama bugün hava gerçekten çok kötü. Her an yağmur yağabilir. Yağmur yağarsa ıslanmak istemem. Ya hastalanırsam? Değil mi? Ne? Evet, ıslanırsan hasta olursun. Anneanne, Şiv'in ofisinde en az bir saat kalırsın, değil mi? O zamana dek mabetten dönmüş oluruz, ha? Değil mi? Tamam amca. Gidelim mi? Evet. Tamam. Gauri, telefonun çalıyor. Lütfen sen bak Cagat. Sonra dönüş yapacağımı söyle. Lütfen. Lütfen Cagat. Lütfen. Merhaba. Nasılsın amca? Amca mı? Yıllarca seninle ilgilenen, tüm ihtiyaçlarını karşılayan o kişi kimdi biliyor musun? Hiçbir fikrin yok. Kimdi biliyor musun? Sendin. Hayır. Yardım eden ben değildim. Yardım eden Bay Bayron'du. Peki bütün bunları yapmana ne gerek vardı baba? Neden eğitimimi üstlenip bütün ihtiyaçlarımı giderdin ha? Gauri, kuzeninle buluşmaya nereye gittin? Bhopal'e. Ama bu bilet Bhopal için değil. Çünkü Mumbai'den Bhopal'e doğrudan uçuş bulamadım. Uçaklar doluydu. Bu yüzden Bhopal'den Jaipur'a gitmek zorunda kaldım. Jaipur'dan da başka uçak. Bundan böyle seninle bir bağım kalmadı.
İlişkimiz bitti. Aman Tanrım. İyiyim. İnanmayacaksın ama geçen gece Gauri ile senden söz ediyorduk amca. Gauri ile konuşabilir miyim? Tabii. Gauri çabuk gel, amcan telefonda. Geliyorum. Gauri'yi çağırdım. Bir şey mi oldu amca? Bugünlerde çok sık aramıyorsun. Eskiden düzenli olarak arardın ama şimdi... Yani neden aramadığımı biliyor musun peki? Bir şey bildiğim yok. Bir şey mi oldu? Yoksa bize kırgın mısın? Bilmeden yanlış bir şey mi yaptık amca? Öyleyse Gauri bugüne dek sana bir şey söylememiş. Ne demek istiyorsun amca? Söylesene, ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Evet amca. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Uzun zamandır aramıyordun. Yine aramazdım ama mecbur kaldım. Yapılması gereken önemli bir iş var. İkimizin ortak bir hesabı vardı. Muhasebecimin tavsiyesi üzerine o hesabı kapatmalıyım. Artık kullanılmayan bir hesap. Aylardır o hesaba para transferi yapılmıyor. Gelecekte de herhangi bir para transferi olmayacak. Bay Byron uzun zaman önce para göndermeyi bıraktı. Formları sana göndereceğim. Lütfen onları imzala ve en kısa zamanda kurye ile bana gönder. Tamam. Amca. Peki Mumbai'ye ne zaman geleceksin? Çok özledik seni. Aslında dün gece Jagat seni soruyordu. Baksana amca, tatilden neden birkaç günlüğüne bize gelmiyorsun? Gerçekten güzel olur. Tamam amca. Lütfen gelmeye karar verdiğinde bize haber ver. Evet. Tamam, nasıl istersen. Tamam. Evet. Pekala amca. Görüşürüz amca. İyi ki geldin. Ben de senin yanına geliyordum. Biliyor musun Jagat? Amcam birkaç günlüğüne bize gelecek. Harika değil mi? Hı? Bu çok iyi. Ama neden onunla konuşmama izin vermedin? Yanlış bir şey yapıyormuş gibi telefonu zorla elimden aldım. Elinden zorla almadım. Heyecandan elinden aldım. Sen de zorla aldığımı sandın. Ayrıca çok uzaktan arıyordu. Telefon faturası kabarsın istemedim. O kadar. Başka bir sebebi yok. Bugün aylar sonra amcanla konuşma şansım oldu. Ama sesi biraz soğuk gibi geldi. Sanki bize kızgın gibiydi. Neden kızgın olsun ki? Az önce benimle çok güzel konuştu. Ayrıca sana neden soğuk davransın? Sen onun damadısın. Her neyse, yakında buraya gelecekmiş. Onu gördüğün zaman amcamın değişmediğine sen de inanacaksın Jagat, tamam mı? O öfkeli falan değil. Tuhafıma giden bir şey daha var Gauri. Telefonda bana Gauri sana anlatmadı mı dedi. Anlatmadığın şey ne Gauri? Ha, iyi ama Jagat, sana her şeyi anlatırım. Dışarıda yaptıklarımı, işlerimi. Anlatmadığım bir şey yoktur. Ha evet, belki başka bir şey ima ediyordu ama ne olduğunu hiç anlayamadım. Şimdi bunu boş ver Jagat. Tamam, beni dinle. Bugün senin için hayatım, özel bir kahvaltı hazırlamak istedim. İki gündür doğru dürüst kahvaltı yapmadın. Seni aç bırakıp nasıl işe gidebilirim ki? Doğru Gauri. Birbirimizle daha fazla ilgilenmeliyiz. Çünkü bundan sonra
sadece biz olacağız. Diğerlerini unutsak iyi olacak. Doğru. Mutfağa gidelim. Kahvaltı için sana yardım edeyim. Pekala Bahşiv. Artık gidelim. Geldiğiniz için teşekkür ederim efendim. Bayan Anandi, tanıştığımıza sevindim. Önerilerinizi kendi bakanlığıma ileteceğim. Ve eminim yakında onay vereceklerdir. Bir problem olacağını sanmam. Teşekkür ederim. Toplantı başarılı geçti. Çalışmalarınızdan çok etkilendi. Yağmurun hemen duracağını sanmam. İsterseniz evinize bırakabilirim. Hayır. Amcam beni almaya gelecek. Şu ana dek gelmesi gerekirdi. Ne oldu bilmiyorum. Amcam arıyor. Evet amca. Hey Anandi. Toplantı bitti mi? Evet bitti. Ben de seni bekliyordum. Oo, sahi mi? Dinle, burada bir sorun çıktı. Ne oldu? Araba bir anda duruverdi. Sanırım motorda sorun var. Arabayı tamirciye götürmeliyim. Oraya gelmem biraz zaman alabilir. Dinle canım. Acaba eve yalnız dönebilir misin? Tamam amca. Ben yalnız dönerim. Dur biraz. Şiv orada mı? Evet. Öyleyse seni Şiv bıraksın. Telefonu ona ver. Ondan rica ederim. Hayır amca. Ondan ben de rica edebilirim. Evet sanırım böyle daha iyi olur. Eve şeyi bıraksın. Yalnız dönme. Anladın mı? Tamam. Yağmur yağıyor. Tamam. Yalnız dönmeyeceğim. Hiç merak etme sen. Tamam öyleyse. Evet. Nasıldım ama? Çok iyiydin. Seni ilk kez yalan söylerken gördüm. Ve gerçekten çok inandırıcıydın. Buna şaşırma. İnsanın karısı akıllıysa kendisi de akıllanmaya başlıyor değil mi? Tamam dinle. Anandi Şiv'le eve döndüğünde ondan önce eve döndüğümüzü görürse bir tuhaflık olduğunu düşünmeyecek mi sence? Evet. Bunu düşünmemiştim. Anandi çok akıllıdır. Durumdan biraz bile şüphe ederse bize çok kızar. Anandi'nin Şiv meselesinde bize kızmasını istemiyorum. Yoksa morali çok bozulur. Bak sen. He? Gerçekten çok zekisin. Beyin egzersizi mi yapıyorsun? Şakayı bırak. Biraz düşün. Ne yapacağız? Şiv'le Anandi'nin baş başa kalabilmeleri için. Biz de birlikte zaman geçirmeliyiz değil mi? Hey, bunu değerlendirelim mi? Kesinlikle iyi fikir. Ama evde yapacak iş yok. Nereye gidelim? Mabede gidelim. Bahanemiz bahane olmaktan çıksın ve yalanımız gerçeğe dönüşsün. Ne oldu? Yoksa yanlış bir şey mi dedin? Hayır. Yanlış bir şey demedin. Söyledim ya. Bugünlerde çok pratik düşünmeye başladın. Pekala. Mabede gidelim. Tamam. İyi günler. Siz mi geldiniz?
Hoş geldiniz. Buyurun. Lütfen. Lütfen oturun, ben su getireyim size. Hayır hayır. Suya hiç gerek yok. Aman tanrım. Hanımefendi. Ama sana ne oldu kızım? Sorun ne? Hasta mısın? Kızımızla ilgili sorun bir hastalıktan daha beter. Hastalık basit kalır. Jagdish'in yaptıklarından sonra kendisini harap etti. Anandi için hep gözyaşı döküyor. İnsan yaşamak istemediği zaman umutu yoktur. İlaçlar bile fayda etmez. İnsanın derdi içini kemirir durur. Ama siz... Telefonda bundan hiç bahsetmediniz. Anandi bile annesinin hastalığından hiç söz etmedi. Annesinin durumunu bilseydi size söylerdi. Bana kalsa bunu Anandi'den gizlemezdim. Ama Bagu söylememi istemedi işte. Bagu dedi ki, Anandi'nin yeterince acısı var, bir de benim için üzülmesin. İşte bu yüzden söylemedik. Acısını artırmayalım diye. Böyle yapma canım. Hayır hayır. Kendini neden bu kadar üzüyorsun? Bunun ne sana ne de kızına faydası var. Zavallı kızım. Bugüne dek hiç gün yüzü göremedi benim kızım. Bundan sonra kocası olmadan nasıl ayakta kalacak? Söyler misiniz? Onca yolu nasıl geldiniz? Kızımızı, yani Anandi'yi getirmediniz mi? Aslında... Ne? Ne oldu söyleyin. Kızım iyi mi? Söyleyin. O iyi mi? Kızın iyi canım, onu merak etme. Anandi'nin geleceği için sadece sen yardımcı olabilirsin. Nasıl yani? Benim kızıma ne oldu? Nesi var? Hasta mı? Kızım iyi öyle değil mi? Kızın Anandi Jagdish'ten boşandı. Jagdish'le Anandi artık
karı koca değiller. Bize merhamet et Tanrım. Ben ne günah işledim ki kızıma böyle acılar veriyorsun? Kaçan görüyor musun? Onu sen evlendirdin. Şimdi olanlara bak. Ben artık hiçbir şeye dayanamıyorum. Yaşamak istemiyorum. Şimdi kızım ne yapacak? Hayır. Acımanızı istemiyorum. Bunu istemiyorum. Kızım Anandi'yi size emanet etmiştim. Zavallı kızıma ne yaptınız? Ona ne yaptınız? Bagu sakin ol, lütfen sakin ol. Yoksa sağlığın daha da kötü olacak. Neden olanlardan sonra ölmedim ki? Bugün kocası onu terk etti. Çok yakında sizler de onu terk edeceksiniz. Biliyorum. Cagun'un yaptıklarından dolayı kendi annesi bile çok acı çekti. Şimdi bu insanlar ne yapacak kaca? Kızımın elinden tutup onu zorla sokağa atacaklar. O zaman kızıma ne olacak? O zaman kızım ne yapacak? Hayır. Biz o evde olduğumuz sürece seni temin ederim canım. Kızına hiçbir şey olmayacak. Ben varken hiç kimse Anandi'yi kapının önüne koyamaz. Böyle büyük sözler vermeyin hanımefendi. Kızıma o kadar çok düşkün olsaydınız, o zaman torununuzun kızımı terk etmesine asla izin vermezdiniz. O zaman bir şey yapmadınız. Şimdi tutmayacağınız sözler vermeyin. Dinle canım. Düşündüğün şekilde torunun pişman olup eve dönecek sanıyorsan böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Ayrıca senin kızın artık bir gelin değil. O artık öz kızımızdan farksız. Ama şimdi onun geleceğini düşünmek zorundayız. Tüm bunlar sadece boş laf. Ben öylesine konuşmuyorum. Bir babanın kızına yapacağı en büyük iyilik, kızını en uygun biriyle evlendirmektir. Bayron da senin kızını uygun biriyle evlendirecek. Anlıyor musun beni? Böylece Anandi'nin bir gelin olmadığını, babasının evlendirdiği bir kız olduğunu görecekler.
kocasından ayrı bir dul olarak kalmayacak. Beni dinle. Anandi'nin mutluluğu için her şeyi yaparım. Sen de kendi kızının mutluluğunu istersin. Bu yüzden Anandi'yi yeniden evlendirmeye karar verdim. Biliyorum. Toplumumuzun kurallarına göre bunu kabullenmen çok kolay olmayacak. Byron bana bundan ilk kez söz ettiğinde ben de inanamamıştım. Ya bu toplumun töresine uyacağız ya da kızımızın hayatını düşüneceğiz canım. Senin annen olacak yaştayım. Bu dünyada senden daha fazla yaşadım. Senden daha fazla tecrübeli biriyim. Bu yüzden tecrübeme güvenmelisin. Dediğin gibi, kökü olmayan bir ağaca seninle ben ne kadar zaman destek verebiliriz? Haklıydın sen. Hiçbir şey kalıcı değil canım. Biz de ölüp gideceğiz. Anandi ne olacak? Umarım Tanrı ona çok uzun bir ömür verir. Ama ben ölünce tek başına nasıl ayakta kalacak? Sorun ona destek olmak değil. Kızımızın tek başına yapamayacağı hiçbir şey yok. Asıl sorun hayat arkadaşı, can yoldaşı. Bir insan günün 24 saati çalışamaz, değil mi? Yorulursun ve dinlenmek istersin. İşte öyle zamanlarda konuşacağın birini ararsın. Yalnızlık ölümden farksızdır canım. Anandimin yalnız kalmasına izin veremem. Onun hayatını aydınlatacak biri olmasına müsaade edelim. Bizler bu dünyadan göçtüğümüzde kızımız ne durumda olacak dersin? Onun için bir aday bulduk. İyi bir insan. Şivraj Şekar, Cesar'ın kaymakamı. İşin ilginç olan yanı şu. Anandi'nin geçmişiyle ilgili her şeyi biliyor. Üstelik Anandi'den de hoşlanıyor. Çocuğun anne babası görgülü, gün görmüş insanlar, bu evliliğe razılar. Ama kızımız Anandi pek istekli değil. Bu evlilik konusunda baskı yapmayacağıma dair bana söz verdirdi. Bu yüzden bir çıkış yolu bulamadım. Çocuk onu bekliyor. Anandi'yi onunla evlendirdiğimde ikisi için de yeni bir hayatın başlangıcı olacak. Hem Anandi'nin hem de onun güzel günleri olacak. Çocuğu bir görsen canım. Anandi için ideal bir koca olduğunu anlayacaksın. İnan bana. Şuna bak. Bana doğruyu söyle. Sence de birbirlerine çok yakışmıyorlar mı?
Şuna bak. Yeni damadımız nasıl? Kızımın yüzündeki gülümsemeyi görüyorum. Her ayrıntıyı enine boyuna düşündükten sonra bu karara vardık. Kızınızın geleceği söz konusu. Bu yüzden sessiz kalın. Sadece 2 ayda kaymakam tüm Cesar halkının kalbini kazandı. Yoksulları düşünen bir insan. İnsanlara gerçekten gücünün yettiği kadar yardımı hazır biri. İçten biri, çok alçak gönül. Anandi'yi de anlıyor. Anandi'nin çalışmasına izin verecektir. Onun ileri gitmesini sağlayacaktır. Anandi gerçek hayat arkadaşını şimdi buldu. Yani sizler benim Anandi'mi yeniden mi evlendireceksiniz? Kızım, güzel kızım yeniden yuva mı kuracak? Sizden şimdi nasıl özür dileyeceğim? Sizleri çok kırdım. Kızımın acısıyla aklımı yitirdim. Oysa sizin dediğiniz, meğer sevgili kızımın yuvasını düşünüyormuşsunuz. Onu ben dünyaya getirmiştim. Şimdi siz ona yeni bir hayat vereceksiniz. Beni bağışlayın hanımefendi. Beni bağışlayın. Bay Byron, kızım için endişe etmekten yorulmuştum. Ama siz bize yeniden umut verdiniz. Anandi sizin de kızınız. Onu evlendirin. Lütfen. Sonra onu kutsamak için bizi davet edin. Biliyordum. Anandi'nin mutluluğu için ikinizin yapmayacağı şey yoktur. Şimdi kızı ikna etmeliyiz. Hepimiz razı geldik. Kaymakam da tamam dedi. Ama Anandi açıkça reddetti. Şu anda sadece sen yardım edebilirsin. Önce seni ikna etmek için buraya geldik. Şimdi de sen Anandi'yi bu evliliğe ikna etmelisin. Benim kızım benim sözümden çıkmaz. Onu ben doğurdum. Endişelenmeyin. Anandi'yi ikna ederim efendim. Evet. Anandi çok haklıymış. Kızınızın mutluluğu sizin için önemliymiş. Bundan emin oldum. Kızınızı ikna edin. Doğru yolu görmesini sağlayın. Hiç şüpheniz olmasın. Kızımı ikna edeceğim. Sevgili kızımın
ikinci kez evlenmesi için her şeyi yapacağım. Kızım, kızım Anandi, buna razı olacak. Tamam öyleyse. Anandi'yi yarın buraya getireceğim. Yüce Tanrım Anandi ve Şive birlikte bir hayat nasip etsin. Que sería